Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya bu soru önergesini verdi. Kendisiyle de konuşacağız. Yıldırım Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum, iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de size iyi bayramlar dileriz ama şimdi sizin bu önergeniz, soru önergenizden, bakana sorduğunuz sorudan sonra aslında çocuğunu okula gönderecekler, iyi bir bayram geçirebilecek mi bilmiyorum. Önemli bir soru çünkü. Şunu söylüyorsunuz, okullar açılacak, özel okuluna çocuğunu göndermek isteyenler ödemelerini yapacaklar. Bir süre sonra EBA TV üzerinden eğitim gerçekleşecek. Bu bir iddia elbette. Peki bakan buna yanıt verdi mi? Siz hangi bilgilerle bunu söylediniz? Öncelikle şunu belirteyim. Bugün acılı bir günümüz. Hakkari Yüksekova'da 4 öğretmen, 2 sivil yurttaşımız hayatını kaybetti. Öğretmenlerin çilesi ne yazık ki bitmiyor. Ben kaybettiğimiz öğretmenlere Allah'tan rahmet, ayrıca sabırlar diliyorum. Bayramda ben neden bir soru önergesi vermeye ihtiyacı duydum, onu açıklamak istedim. Bundan yaklaşık olarak 20 gün önce eğitim öğretimi altyapısının hazırlanması konusunda ayrıntılı basın toplantısı düzenledim. Eğitim Bakanlığı'na özellikle derslik sayısının artırılması, öğretmen ihtiyacının karşılanması, bilim Sağlık Bakanı'nın açıkladığı pandemi sürecini yönetecek 56.034 okula pandemi sürecini yönetecek öğretmen yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu altyapı sağlanmadan özellikle bayramdan sonra da pandeminin hızla yayılacağını öngördüğümüzden bu tedbirler alınsın, bu tedbirler alınmadan herhangi bir takvim açıklanamaz diye bir süreç ortaya koyduk. Nasıl, dersliklerin nasıl yapılacağına dair de çözümle birlikte söyledik. Ama ne yazık ki Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk 4 farklı eylemden bahsetti. Öğretmen ihtiyacını karşılayacağını söylemiyor. Derslik sayısını artıracağını söylemiyor. Söylediği şu: 3 gün bir bölüm gelecek okula, 3 gün bir bölüm, yani eğitim öğretimi içinden çıkılması hale getirecek. 17 Ağustos'ta özel okulların telafi eğitimine başlaması bu koşullarda mümkün değil. Ayrıca 31 Ağustos'ta tüm okullarda telafi eğitimi başlayacaksa bunun altyapısı hazır mı diye sorduk. Fakat Sayın Ziya Selçuk'tan buna ilişkin bir yanıt da yok. O zaman bir tek konu kalıyor. Kamuoyunun tartıştığı, eğitim bilimcilerin tartıştığı, özel okulların paralarını tahsil edebilmeleri için okulları açacaklar. Daha sonra da diyecekler ki pandeminin bu koşullarında bilim kurulundan aldığımız görüş, Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız görüş gerçekleşemez diye gördük. Şimdi uzaktan eğitime başlayacağız diyecekler. Eğer benim bu tahminlerim, bu öngörüm yanlış ise hazırlıkları Milli Eğitim Bakanı tamamlamış olması gerekiyor. Eğer bu öngörü konusunda soru sordum, bu soruya 15 gün beklemeden bu hafta içerisinde çarşamba gününe kadar Milli Eğitim Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıt vermesi gerekiyor. Çünkü Fuat Oktay'a da sordum. Bunun nedeni de şu: Milli Eğitim Bakanı var, bir de Saray Eğitim Bakanı var. Bu işler aslında Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un inisiyatifinde devam etmiyor. Biraz önce siz de söylediniz. Otelleri olan Turizm Bakanı, hastaneleri olan Sağlık Bakanı, özel okulları olan Eğitim Bakanı. Ve ne yazık ki bu bakanlara da söz düşmüyor. Saraydaki kurulan kurullar vasıtasıyla bu yönetiliyor. Ama inanın, bir tane öğretmen, 19 milyon öğrenci ve binlerce, milyonlarca öğrenci velisi bu belirsizlik içerisinde eğitim öğretime hazırlanamaz. Eğitim öğretimin başlayabilmesi için köy okullarının derhal açılması gerekiyor. Prefabrik sınıfların ben maliyeti de çıkardım. Kaynağının nereden alınacağını da çıkardım. Bunların devreye sokulması gerekiyor. Bu koşullarda, pandeminin bu koşulunda bir sınıfta 15 öğrenciden fazla bulundurulamaz. Bulunduğu an hiçbir veli çocuğunu okula göndermez. Çünkü herkesin canı, yaşamı, hayatı, her şeyin önünde gelir. Bu sağlık koşulları, bu ortam sağlanmadan bu adımı atmak çocuklarımıza ihanettir.
Yıldırım Bey, muhtemelen her yerden bilgi alıyorsunuz ama eğitimde eşit şartlara sahip olmayan çocuklar var. Anadolu'da da aynı şekilde. Buradaki okullarda durum nasıl? Bu söz ettiğiniz tüm önlemler orada da sağlanabilecek mi büyük şehirler dışında? Hiçbir yerde sağlanamayacak. Uzaktan eğitim. Zaten ben Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a bir soru önergesi hazırlayıp sormuştum. Uzaktan eğitimden ne kadar öğrencimiz yararlandı diye. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı soruya resmi yanıt vermek yerine bir televizyonda açıkladı. Dedi ki %30'una ancak verebildik. Yani 18 milyon öğrencinin 6 milyonla uzaktan eğitim verdiler. Ona ne kadar verdikleri meçhul. Şöyle düşünün. Türkiye'de yıllık 8 bin lira geliri olan 16 milyon insan var. Yıllık geliri 8 bin lira. 16 milyon. Yıllık geliri 7 bin lira olan 14 milyon insan var. Şimdi bu insanların televizyonun olması, internetinin olması, akıllı telefonunun olması mümkün değil. Yani uzaktan eğitimle de bu işi yaptık demeleri zaten olanaklı değil. Hem YKS sonuçlarında hem LGS sonuçlarında bunları çok net gördük. Bir yıl kayıp yıl olabilir. Buna hiç kimse itiraz etmez. Ama bir yılı kayıp yıl olarak ilan etmeden eğitim öğretim yapıyormuş gibi yapılırsa bizim buna itirazımız var. Özel okulların sorunları olabilir, problemleri olabilir. Onların öğretmen maaşlarını ödeyemiyor olabilir. Devlet biz bize yeteriz kampanyasında bunlara katkı sunması gerekiyor. Şöyle değil. Garanti ödemelerinin olduğu yerde ne dolar bazında ödemeden vazgeçtiler ne de ödemeyi bir yıl ertelediler. Şimdi 5 tane müteahhite her türlü olanağı sağlayacaksın ama devletin asli görevi olan eğitim, sağlık konusunda da yoksula sahip çıkma konusunda da hiçbir adım atmayacaksın. Bu kabul edilemez. Dolayısıyla biz bu olayı takip ediyoruz. Sorumuza bir an önce yanıtın üretilmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk şunu söyleyemez. 4 farklı yöntemimiz var. Bakıyoruz. İşte bir eğitim öğretimine bir hafta kala karar vereceğiz diyor. Böyle bir şey olamaz. Siz de biraz önce söylediniz. Bu bayramda hiçbir tedbir alınmadı. Şile'deki otobüs kuyruğundaki vatandaşların halini görüyoruz. Yarın okullar açıldığında kırtasiyelerin önünde, mağazaların önündeki kuyrukları seyredin. Bu çocuklara bu hayata yazık değil mi? Tedbirler alınamıyor. Ankara'da hastanelerde yatacak yer yok. Yatacak yer yok. Bu pandemi süreci sanıldığı gibi açıklanan rakamların çok çok üzerinde. Ben bu konuda Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'u bir kez daha öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve öğrenci velilerimize sahip çıkması ve onları yatıştıracak, onları ikna edecek çok somut çözüm önerilerini ortaya koymasını bekliyorum. Evet. Yıldırım Bey çok teşekkür ederiz. Biz de takipçisi olacağız. Sizin de söylediğiniz gibi hem milyonlarca öğrenciyi hem de ailesini ilgilendiriyor eğitim meselesi. Soru önergenize yanıt gelmesini biz de bekliyoruz. Takip edeceğiz. Çok teşekkürler. Kesinlikle şunu yapmasınlar. 15 gün içerisinde yanıt verilir diyor. Bunu vermiyorlar. Ama bu soru önergesine Yıldırım Kaya sordu diye kaçmasın. Toplumu ikna edecek, öğrenciyi, öğretmeni, öğrenci velisini ikna edecek koşulları yarattığını açıklasın. Biz de gönül rahatlığıyla çocuklarımızı okula gönderelim. Yıldırım Bey, şimdi sözü açtığınız için sormayacaktım ama sormak zorunda hissediyorum kendimi. Şimdi muhalefet sık sık soru önergeleri veriyor ama bir taraftan az önce siz de söylediniz. Bir bakan var, bir de sarayın bakanı var. Bu soru önergelerinize gerçekten vatandaşın sorununu çözecek bir önergeye sağlıklı bir yanıt alabiliyor musunuz? Bazı soru önergelerine çünkü biliyorsunuz linklerle cevap veriliyor. Tam yanıt alamıyoruz. Bunun için hem Milli Eğitim Bakanı'na sordum hem de sarayın yardımcısına sordum. Çünkü ben biliyorum ki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir eğitim bilimci ve benim gibi düşünüyor ama elinde hiçbir olanak yok. Saraydaki kurul ve saraydaki tek adam buna yanıt veriyor. Ben onun için soruyu bundan sonra ikili hem bakanlara soracağım hem de saraya soracağım. Yanıt verilmeyeceğini biliyorum ama bizim yanıtımız sokakta yurttaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi yürütmektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yapmak zorundayız. Yapacağız, yapmaya devam edeceğiz.
Evet, Yıldırım Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız, değerlendirdiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi bayramlar.